Valorant'ın hikayesi hala bir bütün olarak bilinmiyor. Ben de bu eksikliği görüp tüm hikayeyi tek bir videoda derleme kararı aldım. İyi seyirler. Radiant modern dünya için yeni bir keşif olmasına rağmen ilk ışıktan önce bile yüzyıllar boyunca var olmuş ve kullanılmıştır. Ne ölçüde ve ne kapasitede olduğundan emin olmasak da Edo döneminde Japon halkı kesinlikle bu Radiant kullanıcılarından biriydi. Doğrulanmamış olmasına rağmen Radiant'in bu dönemde mevcut ve anlaşılmış olması muhtemeldir. En önemlisi Yorun'un Samuray Atası'nın Edo döneminde olduğu da doğrulanmıştır Raya tarafına onaylı bir bilgi yani. Valorant şu anda 2049-2050 yılları civarında olan dünyada yakın gelecekte bir senaryoda geçiyor. Her şeyi başlatan şey 2039 yılında gökyüzünde çatlakların ortaya çıkmasına neden olan ilk ışık olayı olarak bilinen bir olaydı. Kısa bir süre sonra The Kingdom şirketi Radiant'i keşfetti. Bu olay bilim ve teknolojideki ilerlemeler, günlük yaşam ve toplumdaki büyük değişiklikler ve Radiant'ların ortaya çıkışı da dahil olmak üzere dünya çapında hızlı ve inanılmaz değişikliklere yol açtı. Bu olaydan kısa bir süre sonra The Kingdom, Radiant ve özelliklerini uzman bir şekilde kullanmaları nedeniyle hızla iktidara geldi ve neredeyse evrensel etkiye sahip bir mega şirket haline geldi. The Kingdom şirketi, Radyanet dünyamıza gelmeden çok önce var olan bir şirket. Warrant'ın hikayesindeki The Kingdom şirketi hakkında en önemli olan şey, Radiant 2039'da dünyamıza girdiği anda büyüdükleridir. Radyant gücünün tamamını kullanıyorlar ve Radyant deneyleri için lider şirket konumundadırlar. Ancak bu hedeflerine ulaşmak için The Kingdom şirketi birçok kültürü, şehri ve ormanı yerle bir etmek zorunda kalıyor. Bu durumdan kaynaklı olarak Cypher gibi ajanların çoğunlukla vatandaşlarını yok ettikleri için The Kingdom şirketinden nefret etmelerine neden neden oluyor. Bu öfkeler ve radyant krizleri sonucunda radyant güçlerine kavuşmuş kişilerde şehirlerde kaos yaratarak güçlerine kötü amaçlar için kullanmaya başlıyor. Fakat Valorant Protocol e adı verilen başka bölge tarafından bu eylemler durduruluyor. İlk ışığın neden olduğu potansiyel tehditlere yanıt olarak Brimstone ve Viper'ın kurucu üyeleri olduğu Valorant protokolü kuruldu. Protocol'ün birinci rolü son zamanlarda aynı dünyadan gelen saldırıları savuşturmak haline gelse de tasarlandığı sırada görevlerin çok farklı olduğu ima edilmektedir. Valorant'ın birincil odağı diğer dünyaya yönlendirilmiştir için bu görevlerin ne olduğu belirsizliğini koruyor. Ek bir bilgi olarak protokol kurulmadan önce Viper'ın bilimsel araştırma bölümünün başında, Brimstone'un ise gizli asker birliğinin başında olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu bilgiler henüz Riot tarafından doğrulanmış bilgiler değildir. Everett Linda tesisi her iki dünyadan personelin her iki dünya içinde çok önemli bir şey başarmak için birlikte çalıştığı iki dünyanın ilgili Kingdom şirketleri arasında bir işbirliği noktasıydı. Ayna dünyadan olan Ruben Pontes ve bizim dünyamızdan olan Oran McKenneth birlikte çalışmaya başladı. Icebox'ın ayın çalışanı Paul Delman Everett Linda'ya kaydırıldı. Ve her iki dünyada da bulunan Chamber'lar tesisi sabote etmek için bir plan başlattı. Phoenix'i Venedik sokaklarında bir görevde, Spike'ın prototipini tutan bir çanta taşıyan aynı dünya jetin izini sürerken görüyoruz. Birbirleriyle yüzleştiklerinde Phoenix savaşı kaybediyor ve jet kaçmayı ve Spike'ı kurmayı başarıyor. Patlama yer yüzeyinde büyük bir bozulmaya neden oldu ve anormal bir şekilde yerden yaklaşık 100 metre yüksekte yüzmesine sebep oldu. Bozulma daha sonra zeminin havaya fırladığı ani bir patlama olarak tanımlandı. Bu yaşanan olaya Venedik Yükselişi veya Venedik Olayı olarak bir isim kondu. Yüzen kara kütlesi dünyalar arasında daha fazla savaş alanı hale gelecekti. Bu yüzden olayın suçu dünyaya Radiant'in taşıdığı potansiyeli, tehlikeleri açıklamadığı için büyük ölçüde The Kingdom'a kaldı. Bu sinematik sırasında bizim dünyamızdaki jet protokole dahil edilmişti. Ancak o sırada Valorant protokolünün farklı yapısı ve işleyişi nedeniyle Phoenix ile henüz tanışmamıştı. Valorant'ın odak noktası birçok ajanın birbirini tanımadığı anlamına gelen solo görevlerde. Bu nedenle Phoenix aynı dünya jeti kovalamakta tereddüt etmedi. Çünkü henüz dünyasının jetiyle tanışma şansı bulamamıştı. Deoloji sinematiğinin felaket olaylarının üzerinden bir gün geçmişti. Tepkiler haberlerin her tarafında gösterildi. The Kingdom, güvenliğin güvenliğinin ötesinde olduğuna dair resmi bir açıklama ile konumunu savunmaya çalışsa da yine de tarihindeki en büyük tek günlük düşüşle karşı karşıya kalmıştı. Bu olay aynı zamanda dünyanın hem radyantları hem de radenitleri yeni bir şüphecilikle görmeye başladığı zamanı işaret ediyor. Daha önce ikisinin de nispeten zararsız olduğunu ve bu nedenle çok fazla endişe duymaması gerektiğine inanmaya yönlendirilmiş olsalar da önceki günkü Olay herkesin spekülasyon yapmasına neden oldu. İnsanlık için gerçek bir tehdit oluşturabilirler mi? Ve eğer öyleyse ne yapmalı? gibi sorular sorulmuştu. Protokol, Ayna Dünyadan bu kez Bind'da Ayna Phoenix'e karşı ikinci bir saldırıyı savuşturdu. Keyzoy, Viper ve Phoenix birlikte saldırganı püskürtmeyi başardılar ve Spike'ı etkisiz hale getirmek için doğaçlama bir defuser kullandılar. Dualight olayları Valorant protokolü için yeni bir dizi yenilikti ve çok farklı işlevlerin yeni bir dönemini damgaladı. Daha önce protokolün ajanları bireysel birimler olarak çalışıyordu ve bunlar sadece bilinmesi gereken bilgilerle solo görevlere gönderiliyordu. Yani bu sinematik ajanların hedeflerine ulaşmak için ekipler halinde birlikte çalıştıkları ilk seferdi. Bundan sonra prosedür ajanları tek başına değil 5 kişilik takımlı olarak göndermek oldu. Sinematiğin sonunda protokoldeki üst düzey yöneticilerin diğer ajanları çoklu evrenin ayrıntıları ve Valorant protokolünün gerçek amacı hakkında bilgilendirmeye hazırlandıklarını da gördük. Valorant protokolüne alınmasından kısa bir süre önce Yoru kayıp atası hakkında bazı bilgileri bulmak için bir arayışa çıktı. Bu görev boyunca Yoru tüm yeteneklerini sergileyerek dünya çapında bir dizi anormal olaya neden oldu. Yaklaşan yeni ayna dünya tehdidinden endişe duyan Valorant protokolü agresif bir şekilde yeni ajanlar işe almaya başladı. Birkaç ay içinde Sky, Yoru ve Astra ekibe katıldı. Daha sonra Breeze'deki ışınlayıcıdan gelen Kevi'yi buldular. Yoru, Phoenix, Icebox'ı ayna dünyanın başka bir saldırısına karşı savundu. Omega ekibinden Viper, Jet ve Cypher'dan oluşan bir saydık başarıyla geri aldılar. Ve patlamadan önce Spike'ı güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdiler. Evet, Linde felaketi. Yani Fracture. Fracture tesisine geri döndüğümüzde olaylar hızlanmaya başladı. Chamber'ın planı tesiste çalışan bir baş mühendisi olan Thomas Poe'nun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla tam vites yürürlüğe geldi. Bundan kısa bir süre sonra Chamber tesise tam güvenlik izni aldı ve ardından ışınlanma için kullanılan boyutlu arası teleportların şemalarını ele geçirdi. Zaman geçtikçe ve makinenin çalıştırılacağı gün yaklaştıkça Ruben ve Orun sevinçlerini başardıklarından gurur duyduklarını ifade ettiler. Bununla birlikte heyecanları kısa sürdü. Büyük gün nihayet geldiğinde Chamberlar LRC'yi birlikte vurdu ve tüm tesisi tarif eden büyük bir patlamaya neden oldular. Personel tahliye etmeye çalışırken nihayetinde yıkımın ardından yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Orada çalışan bilim adamlarının çoğunun o gün öldüğü varsayılmaktadır. O gün orada yaşanan o durumu Kilzoy'un Brimstone'u bıraktığı bir ses kaydında çok daha iyi anlıyoruz. Brim, ben Affedersin ben... Evet aklımdan çıkmıyor. BRC programları bizimkinin çok ötesindeymiş, inanılmaz bir şey. Etkileri hakkında datalar, biyom akselerasyonu, bile bize çok şey öğretebilir. Ama yine de prensifin küllerin olasılıklara rağmen Ruben ve Oran'ın bir şekilde patlamadan aynı dünyaya kaçtıkları düşünülüyor. Muhtemelen patlamadan kurtulan tek kişi onlar oldular. Chamber Valorant'a oldukça süslü bir giriş yaptı. Ancak tavrı birçok kişinin ondan şüphelenmesine neden oldu. Bu noktada ajanlar Chamber'ın geçmişinden ya da evet Linde'yi sabote edenin olduğundan habersizlerdi. Cypher tarafından yapılan derin bir araştırma bile hiçbir şey gün ışığına çıkaramadı. Ancak Chamber Kizu'ya portal sorunlarında yardımcı olarak yararlı olduğunu kanıtladı. Ona portal için bir dizi eksiksiz şema sağladı. Muhtemelen kendisinin ve ayna muadilinin tesisi yok etmeden önce Everett Linde'den çaldığı şemaları Kizu'ya vermişti. Yapmaması söylenmesine rağmen Yoru, Sparks'a geri dönmeye ve atalarının sırlarını ortaya çıkarma arayışına devam etmeye karşı koyamadı. Yoru, orada kaza yapan samuray gemisini keşfetmek için zaman harcadı ve kesinlikle bulunmaya değer daha fazla cevabın gizlendiği sonucuna vardı. Tüm seyahatlerini birim sonra gönderdiği bir dizi sesli mesajda ayrıntı olarak anlattı. Benim. Bana S22'yi kurcalama demiştin ama yine de gittim. Götüm dondu. Savaş gemisini tekrar inceledim ve yanlarında boyutlar arası izler buldum. Kalıbımı basarım, bu gemi buraya Japonya'dan gelmedi. Hele zırhı? Kingdom Radyanet'i 10 yıl önce keşfettiyse neden benim maskemde de var? Burada açığa çıkarılacak gizem çok. Başka görevlerimiz olduğunu biliyorum ama burayı es geçemem. Sen de geçme derim. Bu gizlerinden birinde Yoru, boyutsal evrende uzun zaman önce bir başkası tarafından kasıtlı olarak yerleştirildiğini hissettiği bazı anormallikler bulur. Yırtığa girerek keşfetmeye çalıştı. Çok fazla ilerleme kaydedemese de orada birisinin duyduğunu, ona seslendiğini söyledi. Dahası Yoru sesi bile tanıdığını iddia etti. O zamanlar bunun Yoru'nun atasının sesi olduğu ve onu bulma arayışının sonunda sona erdiği tahmin ediliyordu. Valorant protokolünün uzun zamandır gizli olan sırları, onları sadece o olarak adlandırdığı kendisine yakın birinin kaybından sorumlu gören Fate tarafından açığa çıkarıldı. İlk saldırısı Brimstone'un ofisine gönderilen bir e-posta şeklinde geldi ve talepleri karşılanmazsa protokolün tüm gizli bilgilerini halka açıklama tehdidinde bulundu. Alarma geçen protokol şimdi tüm kaynaklarını şantajcıyı bulmaya yönlendirdi. Portal planlarını beklemeye aldı. Cypher yerinin İstanbul, Türkiye'de olduğunu belirledi ve onu yakalamak için bir grev ekibi gönderdi ve işin sonunda Fate yakalandı ve sorguya çekildi. Sorgulamanın sonunda Fate protokolün peşinden gitmekle hata yaptığını, çünkü onun kaybından sorumlu olmadıklarını fark etti. Yeteneklerinin onu Valorant'ın kadrosuna nasıl mükemmel bir katkı sağlayacağını düşünen Cypher, Brimstone'u onu işe almasını tavsiye etti. Bu tavsiyeye göre hareket eden Fate, kısa bir süre sonra Valorant protokolde işe alındı ve katılan 20. ajan oldu. Birçok üye çok uzun zaman önce kendilerine şantaj yapan birine güvenmeleri ve onunla çalışmak zorunda bırakılmaktan memnun değildi. Vejet kendisi Brimstone'a gönderdiği bir e-postada bu konuda görüşlerini dile getirdi. Birçok mücadele ve zorluktan sonra şimdi şantaj saldırısını engeli ele alındığında Kijo ve Neon nihayet çalışmaya başlamak için aynı dünyaya teleportu yapmayı başardılar. Bir test olarak protokol iniş terminalinin keşfini yapmak için Fade'i gönderdiler. Gezileri başarılı oldu. Gelen bölge çoğunlukla terk edilmişti ve Fate sessizce girip çıktı. Bununla birlikte hem o hem de Kezoy yakınlarında başka bir portal terminali tespit ettiler ve o bölgeyi araştırma kararı aldılar. Ayna dünya bir görev ufuktaydı. Portal tamamlandığında ve hazır olduğunda ekip Omega dünyasında ilk gerçek görevlerine hazırlandı. Keyjoy, Neon ve Reyna şehrin düzenini ve içindeki radyant yerleri hakkında bilgi edinmek için aynı dünyayı geçmeyi beklemeye başladılar. Başlangıçta gizli bir görev olması amaçlanan şey, daha sonra Anya dünyadaki Viper tarafından katılan bir grup Atlas kuvveti tarafından derhal tespit edildiğinde ifşa oldu. Giriş terapotlarını yok ettikten sonra Leon ve Reyna, Killjoy'un harita düzenini bulma işini bitirmesi için muhafızları yeterince uzun süre tuttular ve ardından hepsi acele kendi dünyalarına geri çekildiler. Bir kaçış terminaline doğru ilerlerken Omega dünyasının Valorant protokolü yani Valorant Legion olarak adlandırılan ajanların gölgelerde çalışan gizli ajanlar değil de tam tersine ünlü her yerde dünyalarının kahramanlığı olarak kutlandığını fark ettiler. Cypher ayna dünyasına daha fazla girdikçe Legion'un kendi amaçları için yeni bir güç kaynağı elde ettiğini fark etti. Onun ve Fate tarafından yapılan daha fazla araştırma bekçisinin adını ortaya çıkardı. Varun Batra ya da onu daha iyi bildiğimiz ismiyle Harbour. Varun, yani Harvard'ın bizim dünyamızdaki muadili kara borsa ticaretinden kayıp kalıntıları alan ve evlerini iade eden çok uluslu bir organizasyon olan Realm altında çalıştığı ortaya çıktı. Protokolün bir sonraki adımı kapılarını çalmak ve Warren Batra'ya potansiyel bir acemi asker olarak bakmak olacaktı. Protokolün Varun Batra'yı aramasına paralel olarak bazı genç ajanlar da Berlin'deki büyük bir konsere katılmak için zaman ayırdılar. Brimstone'a gönderilen bir sesli mesajda Phoenix Kejo ve Reis'in gitmesi için izin istedi. Bunun için minnettar olacaklarını söyledi ve hiçbir şeyin ters gitmeyeceğine dair söz verdi. Konser sırasında Kejo birim sonu bir sesli mesaj gönderdi ve konserin kaosuna Reis'i bir şekilde kaybettiklerini bildirdi. Oldukça telaş ve gergin bir şekilde iletişim dizilerini tarayarak boşuna nerede olduğunu bulmaya çalıştı. Ancak sonuç alamadı. Bir süre sonra Reis, brize e sıkışıp kaldığını belirterek geri aradı. Berlin'de Karayipler'in ortasında ıssız bir adaya kadar bir okyanusun yarısına kadar nasıl nasıl seyahat etmeyi başardığını hala kimse açıklayamıyor. Burada yaşanan olayların saçmalığı birçok insanın bir şeylerin yanlış olduğuna inanmasına neden oldu ve ne olduğunu açıklamaya çalışan birkaç teoriye yol açtı. Bunların çoğu normal dünyadaki Reis'in Legion tarafından kaçırıldığı ve daha sonra onun yerine bir sahtekar olarak hizmet edecek olan paralel evren Reis'in yerini aldığı çizgide birleşti. Yani aynı dünyadaki Reis'in. Fakat bu Riot tarafından onaylanmış bir değil. Soruşturmada Varun'un yakın zamanda kendisi için eski bir eseri çalmaya çalıştıktan sonra Realm'den kovulduğu tespit edildi. Şu anda uluslararası bir kaçak olarak büyük ölçüde bir kaçaktı. Eserle kaçıyordu. Realm'in güçleri tarafından acımasızca takip ediliyordu ve şimdi de protokol tarafından. Valorant protokolü batreyi ilk kez Mumbai şehrindeyken Hindistan'da gördü. Ancak o zamandan bir ülkenin dört bir yanına kaçtı. Önce Doğuya, Sundarbans Mangrovelarına, oradan kuzeye, Bhutan yakınlarındaki bir yere. Sonra batıya, Rejanstan ve şimdi de tekrar kuzeye gitti. Yolculuk boyunca Varun realm güçleriyle birkaç çatışmaya yakalandı. Ama savaştaki ustalığı ve soy gücü sayesinde her zaman kazandı. Onda da yakalamayı başaramayan Portokol, bu savaşların şaşırtıcı kalıntılarını ortaya çıkarmaya devam etti. Sonunda Portokol onunla temas kurmayı başardı ve onu realmin pençelerine uzaklaştırmak için bir plan yapmalarına izin verdi. Bu plan Yeni Delhi'nin Hindistan'ın başkenti sokaklarında bisiklet ile Varun'u oradan kurtarmaktı. Ve bu plan başarılı da oldu. <laughs> Under control. Kurtarıldıktan sonra Warren protokol tarafından 21. ajanları olarak Harbor olarak işe alındı. Toplantılarında Astra Harbor'un bileziğini analiz etti ve eserin gerçekte ne olduğunu belirledi. Astra muhafızlar tarafından bağlanan ve muhtemelen yapılan bir kalıntıydı. Görünüşe göre en büyük önemi taşıyordu. Onlar tarafından inşa edilen efsane bir şehrin bir tür anahtarı olarak işlev görüyordu. Çiçeklerin şehri. Bu şehir sıradan bir şehir değildi. Aynı zamanda Multiverse Nexus olarak inşa edilmişti. Bu terimin tam anlamı belirsizdir. Ancak onlar için açıkça büyük önem taşıyordu. Tamamen tesadüfen Harbor, Real altında çalışırken daha önceki bir keşif girişiminde Şehrin tamamen tahrip olduğunu keşfetti. Bununla birlikte Valorant'ın hikayesindeki iki dünyanın varlığı nedeniyle her olasılık iki kez düşünülmelidir. Her dünya için bir kez. Çiçekler şehri Alpha'da yok edilirken Omega'da hala işlevsel durumdaydı. ile bunun sonuçları hakkında konuştuktan sonra Astra ve Harbor ilgili bir sonuca vardılar. Omega Noxus sonunda aktif ederse Alpha'ya karşı korkunç bir şok dalgası bırakacaktı. Alpha'nın ucundaki Nexus şoku absorbe etmeden şok dalgası tam bir felakete neden olacak ve ölü sayısı milyonlara ulaşacaktı. Omega'nın Nexus'un aktive edilmesine ve neden olacağı felakete izin vermek istemeyen Harbour, Portakol'un Legion'u durdurmak için bir ajan ekibi göndermesi konusunda ısrar etti. Kısa süre sonra Astra, Harbour ve Sky'dan oluşan bir ajan ekibi hazırlandı ve gönderildi. O zamanlar Protokolün Omega dünyasına tek giriş noktası Pearl aracılığıyla olduğu için ekip oradan başlayarak Çiçekler Şehri'ne doğru yol almak zorunda kaldı. Yolculuk boyunca ajanlar defalarca Atlas'ın direnişiyle karşılaştılar. Ancak yine de sonunda Nexus'a ulaşmayı başardılar. Üçlünün amacı çiçekler şehrine ideal olarak fazla dikkat çekmeden ulaşmak ve daha sonra bir teleport işaretçisi bırakmaktı. Protokolün Chamber tarafından yapılan ışınlanma teknolojisine taşınabilir bir ilerleme, istedikleri yere bir ışınlanma terminali yerleştirmelerine izin verecekti. Bundan sonra protokolün geri kalanı yardım için gelebilecekti. Üç ajan hedeflerine doğru ilerledikçe Atlas tehdidi giderek daha şiddetli hale geldi. Sonunda o kadar zorlandılar ki Sky geri çekilmeyi ve askerlerle savaşmayı tercih etti. Ve diğer ikisine de çiçek şehrine açıp girmeleri için zaman verdi. Takip eden savaş sırasında tek başına 15'ten fazla Atlas askerini çıkardı. Ancak bir saldırı helikopteri peşinden gitmek için yönlendirildiğinde pes etti ve diğer ikisinden yaklaşık 10 kilometre ayrıldı. Omega'da devam eden olaylara odaklanan Harbor ve Astra Revelation sinematiğinde tasvir edilen çiçekler şeyini bulmayı başardı. Nexus aldıklarında eserlerinin birleşik güçleriyle kapıyı açmayı başardılar. Bununla birlikte Harbor'un bileziği suyla dolup taştı ve her ikisinin de süpürülmesine ve bilinçli bir şekilde su altına kalmasına neden oldu. Legion ajanları bu süre zarfında boş durmuyorlardı. Aynı dünya Fate İstanbul'da yoğun bir gece kulübünde çiçekler şehri hakkında bilgi arayan gölgeli bir grup adamı peşindeydi. Onları bulup gönderdikten sonra Fate konumun şemalarına erişti. Astra ve Harbor bilincini yeniden kazandıklarında o zamana kadar hiçbir şekilde boğulmamışlardı. Çoktan sabah ve Legion onların izinsiz girişleri konusunda uyarılmıştı. Bölgeyi savunmak için aynı dünyadaki Killjoy, Sage, Jet, Raze ve Fate'den oluşan 5 kilik bir ekip gönderildi. İkili kayıp şehri keşfederken onlara rastladı ve bir çatışma başladı. Astra ve Harbour düşman ateşi tarafından sıkıştırılırken Brimstone biraz destekle gelmeye hazırdı. Ancak arazinin yerleşimini bilmeden yardım edemedi. Astra kendi astral formuna yansıttı. Alması gereken bir yol bulmak için haritayı araştırdı. Ancak Astra'nın haritayı keşfetmek için harcadığı süre zarfında ayna dünya Astra gelmişti. Astra döndüğünde havada ritmik dönen bir ses eşliğinde onun ve Harbour'ın üzerine karanlık bir gölge düştü. Protokol tarafından üstlenilen tüm mücadelelere rağmen ayna Astra Nexus'u harekete geçirmeyi başarmıştı. Ayna dünya astra elini çevirerek açtı ve saatin altındaki bronz plakanın geriye doğru çekilmesine ve altına pembemse sarı bir enerji demeti ortaya çıkarmasına neden oldu. Nexus sonunda açıldı. Biz izlerken ışın gökyüzüne fırladı ve tüm şehri uğursuz bir karanlık kapladı. Ancak Astra aktivasyonu tamamladıktan sadece birkaç saniye sonra Lotus c saydının içinde bir Spike patladı ve bu da Nexus'u tamamen devre dışı bıraktı. Bu gizemli durum Spike'ın patlama sırasında şehrin duvarlarındaki panellerden randintisi çıkarmasına değinle meydana geldi ve bu da, da Nexus'un kendi kendine kapanmasına sebep oldu. Günce olarak hikaye hakkında bildiğimiz bütün şeyler bunlar. O yüzden bunları derleyebildim. İzlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.